Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda tedavi modunu oynamaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle, geçen bölümde bakteriyi normalde oynamıştım. Şimdi bu sefer virüsü normalde oynayacağım. Normal aslında çok fazla bir şey gerektirmeyen bir zorluk seviyesi arkadaşlar. Normalde oynamamın sebebi şu: bütün bölümleri tek tek sırasıyla açmak ve bu bölümleri açtıktan sonra bütün bölümleri zaten çok zor seviyede teker teker geçeceğiz. Bu noktada hiçbir kaygınız olmasın. Videodayken bunu hatırlatmayı çok sevmiyorum oyundayken. O yüzden başındayken bir kere hatırlatacağım arkadaşlar. Eğer videolar bölümü geçmenize yardımcı oluyorsa, videoları beğeniyorsanız, sonraki videoları da beklemek istiyorsanız, videoya bir like atıp kanala abone olursanız benim için çok güzel bir destek olur. Beğenmiyorsanız zaten böyle bir şey istemiyorum. Niye yapasınız ki? Bu hatırlatmayı sadece burada bir kere yapma gereği hissettim. Oyundayken zaten bunu yapmayacağım diyorum ve oyuna geçişimi yapıyorum. Normal zorlukta oynadığımız zaman bir sonraki bölüm açılıyor, şayet geçersek. Sonrasında bütün bölümleri tek tek en zor seviyede oynarız. Burada herhangi bir gen eklemeyeceğim ben. Çünkü ben oyunu premium olarak satın aldım. Satın almayan arkadaşlar galiba genleri kullanamıyormuş. O yüzden ben de genleri kullanmadan bölümleri nasıl geçeceğiz bunu göstermeye çalışacağım. Yani herkes için faydalı olabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi virüs bölümünde farklı olan tek şey, operasyon kısmında yeni bir özellik daha var. Burada hastalığı mevsimsel grip olmadığı şeklinde insanları uyarıyoruz. Sonrasında da daha ciddiye almalarını istiyoruz. Tek fark bakteri bölümüne göre bu ve otoritemiz daha düşük bir puandan başlatıyor. Şimdi şöyle, operasyon merkezimizi ben Arabistan'a kuruyorum. İşte burada her zamanki fix sabit haberler çıkıyor. İşte araştırma, salgın araştırma ekibini kur, fonla vesaire vesaire. Oraları hızlıca atlıyorum. Zaten önceki videolarda bu tepki, operasyon, karantina kısımlarını Türkçe'ye çevirdiğim videolarda var. Bunları izleyip ne demek olduğunu öğrenebilirsiniz. Öncelikle operasyon kısmında salgın araştırma ekiplerimizi kuruyoruz. Hükümetten bizle beraber ortak çalışmalarını istiyoruz ve alan yetkililerini görevlendirmek için açıyoruz. Bunu açtıktan sonra şurada şu şekilde bir özellik çıkacak. Bu özellik arkadaşlar bizim şu şekilde, birazdan göstereceğim. Bu ekibi sürükleyerek istediğimiz ülkeye yönlendirebileceğiz. Hastalık şu an nereden çıkmış? Şöyle bir bakıyorum. Arabistan'dan çıkmış. Direkt zaten operasyon merkezini kurduğum yerden çıkmış. Bu benim için bir tık işleri kolaylaştıracak. Buradan hızı iki katına arttırdım ki sizlerin değerli vaktini çok fazla çalmayayım. Şimdi öncelikle Afrika'ya şöyle bir uyarıyı vereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar, dikkatli olun, sizin orada yayılmaya başlayan bir hastalık var. Sonrasında burada operasyon ekibini daha da güçlendirebilmek için şu iki özelliği açacağım. Bu da gelecekteki salgını izleme hızımızı, salgını kontrol hızımızı birazcık arttıracak. Sonrasında buradan yetki kısmından özellikle şu teması takibi 1, 2 ve test kapasitesini açtıktan sonra buradan kamu bilincini oluşturmak için, hastalığın enfeksiyon hızını kırmak için bir takım özellikleri açacağım. Şimdi bütün Afrika kıtasını gezeceğim ben. Güney Afrika, şöyle Bolivya, Botswana. Buraları tek tek gezeceğim. Bu ekibi gezdirmekten hiç çekinmeyin arkadaşlar. Şöyle, hatta şunu açıyorum. Bu uyumsuzluğu azaltacak. Bunu açtıktan sonra hemen Afrika'ya bir karantina uygulaması başlatıyorum. Ve buradan teması takibi, test kapasitesini arttırmaya yönelik girişimlerde de bulunacağım. Şöyle hızımı azaltacağım. Şundan dolayı hızımı burada azaltıyorum. Bu karantinayı açtığımız zaman uyumsuzluk çok hızlı bir şekilde yükselttiği için karantinayı hızlı bir şekilde açıp hızlı bir şekilde 14 gün sonra, 1 ay sonra sonlandırmak gerekiyor. Oyun bitene kadar karantinada bırakmayın arkadaşlar. Oyun bitene kadar karantinada bırakırsanız şayet oyunu kazanmanız biraz daha zorlaşır. Burada mesela görüyorsunuz uyumsuzluk %100'e çıktı. Bunu şu şekilde kırabilirsiniz. Hedefli ekonomik yardım paketini açarak
o ülkelere para verebilirsiniz. Ama ben bunu çok kullanmıyorum. Kolay modda çok da gerek olmuyor. Buradan karantinayı kaldırdığım zaman otomatikman düzelecek zaten. Buradan hemen şu özelliği açmam gerekiyor. Şu an hastalık Avrupa'ya da yayıldı. Şöyle Afrika'yı gezdikten sonra Avrupa'ya geçiş yapacağım. Şöyle Arabistan'a tekrardan ekibimi gönderiyorum. Buradan hemen Avrupa'ya geçişimi yapıyorum. Burada 20 puana bu özelliği açmam gerekiyor hastalığın yayılma hızını kırabilmek için. Buradan bu özelliği açtıktan sonra hemen triyaj protokolünü açacağım ki hastalığın ölümcüllüğü daha da azalsın. Ve sonrasında da aşı araştırmalarına başlayacağım ve bu şekilde panik düzeyi bir miktar azalacak. Görüyorsunuz Afrika şu an kıpkırmızı oldu. Afrika'ya hemen hızlı bir karantina uygulamam gerekiyor. Afrika'ya karantina uyguluyorum ve oyun hızımı burada bir tık azaltıyorum. Ekibimi tekrardan Orta Afrika'ya gönderiyorum. Çünkü bu Orta Afrika'daki yoğun hastalık yükü benim hızlı bir şekilde otorite kaybetmeme sebebiyet verecek. Burada Mısır'da uyumsuzluk bir miktar artıyor. Onu şu şekilde çözelim. Onu da göstermiş olayım ve aşı araştırmalarını artık başlatıyorum. Şöyle Mısır'a parayı verelim, birazcık sussunlar. Burada triyaj protokolünü açtıktan sonra maske giymeyi açıyorum. Maske giymeyi açınca burada yeni özellikler çıkacak. Buradan özellikle şu improve supply chains dediğimiz işte destek zincir paketi gibisinden bir şey. Bunu açacağım ki ilerleyen aşamalarda aşı ortaya çıktığı zaman hızlı bir şekilde aşıyı üretebilelim. Karantinayı artık kaldırabilirim. Karantinayı burada kaldırıyorum. Şöyle aşıyı hızlandırmak için şu iki özelliği açıyorum. Ve artık bütün dünyaya uyarı verebilirim. Şöyle yavaş yavaş Amerika kıtasına ekibimizi göndermeye başlayalım. Buradan aşı bulunduğu zaman hızlı bir şekilde üretimi sağlamak için şu özellikleri açmanız gerekiyor. Bunları mutlaka açın çünkü aşı bulunduktan sonra hızlı bir şekilde aşıyı üretemezsek de otoritemizi kaybetmeye başlıyoruz. Şimdi buradan bu özelliği açtıktan sonra bu interferon tedavisi ve şu iki özellik ciddi anlamda aşı bulma hızını arttıran özellikler. Bu iki özelliği de açacağım ben. Şöyle hemen bunu açıyorum. Aynı zamanda da bunları açtığım için ölümcüllük oranı azalıyor. Gördüğünüz gibi burada iki yeni özellik daha açıldı. Convalescent plazma ve steroid medication diye. Bunlar da aynı şekilde aşı bulma hızını arttıran özellikler. Ve fazla bir DNA puanı da gerektirmiyor. O yüzden bunları da hemen açıyorum. Şöyle Kanada'ya gönderelim. Kanada'dan Meksika'ya inelim. Meksika'dan Orta Amerika şöyle sık bir şekilde gezeceğiz. Şurada aşının bulunmasına ne kadar süre kaldı bunu görebiliyorsunuz. Yaklaşık 80 günlük bir süre var. Burada veriler kısmında nereden dolayı otorite kaybediyorum ve bu otorite kaybetmemin sebebi ne? Mesela burada otorite kaybetmemin sebebi 4 puan yayılma hızından
2 puan da ölümlerden dolayı kaybetmişim. Şöyle bu ekibi gezdirmeye devam edeceğiz. Bu ekibi unutmamak lazım. Bu ekibi özellikle böyle bulaş oranının mesela yüzde kırmızı gözüküyor, böyle %20'den fazla olduğu yerlere göndermem gerekiyor. Mesela Amerika'da %227'ymiş. Amerika'ya tekrardan geri gönderiyorum. Burada aşı bulma hızını artıracak özellikleri ben tek tek açtım. Şu üçü benim aşı bulma hızını artıran özellikler. Pardon, şu üçü. Ve bu da aşının fabrikasyon hızını artıran bir özellik. Artık buradan aşı bulunmak üzere olduğu için biraz daha fabrikasyon kısmına yönelebilirim. Fabrikasyon kısmına yönelmeden önce şunu da yapacağım. Bu dünya çapındaki vermiş olduğum uyarı, diyeceğim ki bu mevsimsel bir grip değil. Ve bu sayede ciddiye almalarını sağlayıp otoritemi yükselten bir özellik bu. Bunu gördüğünüz gibi açtıktan sonra otoritem 87'ye yükseldi. Buradan hemen geliştirilmiş fabrikasyon özelliğini açıyorum. Bu aşı bulunduğu zaman aşının hızlıca üretilip bütün dünyaya yayılmasını sağlayacak bir özellik. Buradan daha yüksek puanla bitirebilmek istediğim için yetki 1'i açıyorum. 94 puana çıktım, gördüğünüz gibi otoritem 94'e yükseldi. Gördüğünüz gibi aşıyı bulduk. Aşı direkt %92, 93, 95 üretimden başladı. Şu sebepten dolayı bu şekilde başladı arkadaşlar. Normalde burada birkaç uyarı alıyorsunuz. Bu uyarılardan bir tanesi, eğer ben burada yeterli fabrikasyon işlemini yapmasaydım. Bakın şu iki özellik ve şuradaki şu özellik. Bu fabrikasyon işlemini yapmasaydım diyecekti ki işte aşı üretimi sık boğazda gibisinden bir şey diyecekti. Ve bu da aşının çok yavaş bir şekilde üretilmesine sebebiyet verecekti. Burada bakın aşı tamamlandı ve artık bütün dünyaya dağıtmaya başlayabileceğim. 13 puan olursa bu arada çok güzel olur. Şuradan şu özelliği de açıp otoritemizi 100'ün üzerindeyken tamamlayabiliriz. Anlaşılan olmayacak. Burada geri alabileceğim DNA puanı kazanabileceğim bir özellik var mı diye bakıyorum. Şöyle buradan 2 kaynak puanı daha kazanıyorum. Otorite 2'ye veriyorum. 112'ye çıkıyor puanım. Ve hastalığı bu şekilde yok etmiş oluyorum. Burada bunu kapatmamın sebebi 2 kaynak puanı kazanabilmek. Hastalığı zaten dünyadan eradike ettik. Eradike etmek yok etmek demek. Aşıyı ürettik ve oyunu bu şekilde kazandık. Otorite puanımız gayet iyi. Yüksek bir puan alacağımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada 5 yıldız puanını aldık. Normal modda zaten bu bütün puanı almak zor oluyor. Gayet güzel puanımızı yaptık. Virüs bölümünde bu şekilde oynamış olduk. Yeni genler açıldı. Bu genleri %100 açtıktan sonra sizlere genlerin ne işe yaradığı ile ilgili de Türkçe bir video çekerim. Türkçeleştirdiğim bir video çekerim. Şimdilik video bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım yeni yılda bütün dilediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.